Efendim iyi akşamlar. Rınca Uluç'la baş başayız. Bolca konumuz var Rıncal abi. Bolca. Geldik sezonun sonuna doğru artık. Hafta sonunun iki önemli spor olayı var. Şüphesiz birincisi Trabzonspor'un şampiyonluk maçı. Antalya Spor'la oynayacaklar. Muazzam bir şampiyonluk ekonomisi oluştu. Bilet yok. Otelde yer yok. Kiralık araç yok. Bilet derken stat biletini demiyorum. Uçak bileti, otobüs bileti falan yok. Stat bileti zaten yok. Sizin açınızdan Trabzon spor için ne ifade edecek bu şampiyonluk? Nelere yol açacak? Efendim yani Trabzon Ahmet Suatların, Özkan Sümerlerin muhteşemliğini yaşamış. Şimdi o muhteşemliği yaşamış Trabzonlular aşağı yukarı senin benim yaşım. Trabzon gençliği efsaneyle büyüdü. Doğru. Hatırlamıyor bile. Görmediler ki. Bu aşağı yukarı üç kuşak. Öyle olunca bir de o 2011 sezonu var ki bütün Trabzon ahalisi o şampiyonluklarının gasp edildiğine inanıyor. Hak edilmiş şampiyonluklarının. Bunlar da bir araya girince yani bunların hepsi çok normal benim için. Öyle büyük bir enerji birikti ki değil mi? Öyle büyük bir özlemle geldi çattı her şey bir maça düğümlendi ama şimdi biz böyle bu tarz maçlarda bilet istenmesine çok alışkınız. İşte şampiyonluk maçları, derbi maçları falan. Şimdi uçak bileti falan soran var. Ya da siz gidiyor musunuz, aracınıza yer var mı diyen var. Evet. Ya öyle inanılmaz. Amerika'dan, oradan, buradan, yani yurt içi değil. İşte gurbetçiler Avrupa'dan geliyor. Amerika'dan bu maç için gelen var ki gerçekten hani enteresan bir durum. Yani işte bir puan. Bir puan. Da ben işin Trabzon ekonomisi olarak düşünüyorum. O bir puanı bu hafta almasalar bu kalabalıklar bir daha gelecek. Büyük ihtimalle kupa için bir organizasyon daha olunca aynı şekilde benzer bir şey yapacaklar. Muhtemelen İstanbul'da da yapacaklardır. Herhalde bunun ekonomisini biraz daha bir şey yapacaklar. Öteleyecekler, ama geniş yani, zamanlı değerlendirecekler. Ama yani kupanın kaldırıldığı maç önemli. Herhalde o Altay maçı olacak. Bir sonraki iç saha maçı. Hayır yani garantilendiği maç. Garantilendiği bu tabii. Bu başka. Bunu hakikaten Altay maçı başka. Maçta sembolik kaldıracaklar. O, doğru. Bu hafta alınacak. Doğru. Bütün heyecan bu haftaya birikecek. Peki şimdi şunu da söylemeden geçmeyelim. Abdullah Avcı'nın da ilk şampiyonluğu, bu kadrodaki pek çok futbolcunun da yanılmıyorsam 20'nin üzerinde hafta içinde haber de yaptık. Abdullah Avcı'nın şimdi işte kariyerinde milli takımda var. Kendi CV'sini, kendi kariyer yolculuğunu nasıl etkiler bu şampiyonluk sizce? Yani her türlü şampiyonluk cüzdanda iyi bir sayfadır. Böyle açtı mı neyim var diye. Bize gelen yabancı antrenörlerin adından sonra gelen ne? Tabii. Kaç kupası var diye bakıyoruz. Şurada şu kadar almış, burada bu kadar almış, orada o kadar almış. Nasıl alındığını bilmiyoruz. Doğru. Yani bu seneki Türkiye Ligi'ne başından itibaren bakarsan futbol açısından aslında Abdullah Avcı için büyük bir zafer değil. Nasıl ki Fatih Terim için büyük zafer değildi. Son yıllardaki şampiyonluklar tamamı ikram şampiyonlukları. Lig vasat. Yani bu sene, vasat. Bu sene Abdullah abici bir kenar bırak. Trabzon şampiyon olmasa idi. Kim olabilir? Böyle bir takım var mı aklında? İşte Fenerbahçe mi olacak? Son 10-15 maçın. Galatasaray mı olacak? Performans. Yani Trabzon biraz derli toplu, evet, oynayarak
öbürlerinin çok dersiz topsuz olmasından, çok kötü yönetmesinden, yani şimdi Trabzon'un işte bu yollar bile tıkanacak. Trabzon'a giden yollar bile, bırak uçakları, bıçakları. Doğru. Yani haftasında Beşiktaş maçının sonunda bir sahne var. Beşiktaş Kasımpaşa'ya 3-0 yenilmiş. Beşiktaş seyircisi o mağlup takımı alkışlıyor ayakta. Islıkladığı yönetim. Galatasaray'da durum farklı mı? Fener'de durum farklı mı? Yani Trabzon daha sahaya çıkarken avantajlı. Abdullah Avcı'nın ustalığı da hatta fazlasıyla bu avantajı evet, korumak oldu. Doğru. Hele son haftalarda pek çok maçı adeta bir puana razı oynadı. Stratejik. Evet. Yani ben Allah'tan Ahmet Suat'ın ve Özkan Sümer'in Trabzon'danını çıplak gözle seyretme dönemine yetiştim. Ben pek hatırlamıyorum. O Trabzon'u seyrederken bu takımı kim yener diyorduk biz. Trabzon takımını ezber biliyorduk. Bana bu hafta kupayı garantilemek üzere sahaya çıkacak Trabzon takımını ezberden sayacak birisi var mı aramızda? Ya biz meslek icabı sayarız da arkadaşlar. Hayır, yani halk, herkes ezber bilir. Öyle öyle bir takım. E tabi büyük yıldızlar vardı. Ve yani bir de o takımın özelliği, asıl takım gerçek Trabzonspor'du. Öyle. Trabzon İdman Yurdu ve Trabzon İdman Ocağı gibi Fenerbahçe Galatasaray rekabetinden daha büyük bir rekabet içinde iki takım. O gelenekten çıkmış bir Trabzonspor. Her maçta kavga, dövüş, İdman Yurdu, İdman Ocağı maçları, o iki takım birleşti Trabzon için. O ezeli rekabetten vazgeçtiler. Rekabet ötesi hatta. Düşmanlık diyebileceğim bir şey vardı. Böyle bir Trabzon oldu. Ve iki muhteşem hoca. Ahmet Suat, o bırakıyor. Özkan alıyor, Ahmet Suat bırakmıyor. Altyapıyı. Yukarıya oyuncu. Onun oyuncularıyla beraber Ahmet Suat tekrar geliyor. Özkan altyapıda bu defa. Oyuncusu Trabzonlu, hocası Trabzonlu. Muhteşem bir altyapı, üst yapı şeyi var. Kombinezonu var. Trabzon üst üste, üst üste, üst üste damla, duman attı. Bu seneler tabii. Duman attı. Hem de ne güçlü rakipler vardı o zaman. Bakalım bu şampiyonluk o anlamda bir ilk adım olacak mı? Onu da önümüzdeki dönemde efendim, görürüz. Olması lazım. Çünkü Türkiye Süper Ligi dediğimiz lig İstanbul Ligi'ne dönmüştü. Hele sayılar, rakamlar. Yani, şimdi 7-8 takım olmuş. Yani, Öncal abi. Anadolu'da, Anadolu'dan doğru dürüst takım çıkmıyor. Maalesef. Yani bu bir de Anadolu'nun diğer şehirleri için de umutsuzluk yaratıyor. Trabzon bile olamıyorsa biz nasıl oluruz? İzmir çöktü. Allah'tan Ankara Gücü geliyor da geliyor, evet. Ankara'dan bir takım var. İstanbul üç büyükleri Anadolu takımları figüran haline gelmişti. Trabzon olmasaydı.
Trabzon kadar Türk futboluna ve Anadolu futboluna da hizmet etti. Doğru. Peki hafta sonunun ikinci önemli olayı yine cumartesi günü, fazla mesai var bize o gün, başkanlık seçimi Galatasaray'daki. Belki bir önceki seçim kadar çok adaylı ve çok hareketli, çok fokuslanan bir seçim değil ama Galatasaray'ın yakın gelecekteki kaderini tayin edecek. İki başkan adayı var. Bilemiyorum, 3000 civarında, 3000'li rakamlarda bir katılım olabileceği öngörülüyormuş genel kurula. Ne getirir bu seçim Galatasaray'a? Bu seçim Galatasaray'a hiçbir şey getirmez. Yani bence Burak Elmas, bana yar etmediniz Galatasaray'ı, ben de kimseye yar etmeyeceğim kararı aldı. Öyle çabuk bir süre açıkladı ki mümkün olan en yakın süreyi, kimsenin doğru dürüst bir ekip kurmasına, doğru dürüst bir liste hazırlayıp 8 Nisan'a kadar divan başkanlığına vermesine imkan yok. Ham homşar olup eski divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu, ki Galatasaray'ı yönetemeyeceğini divanı yönetemezken kanıtlamıştı. Bir de benim bile adını ilk defa duyduğum Metin Öztürk. Çünkü aklı başında hiç kimse bu kadar bir yıldırım seçime girmez. Kimle gireceksin? Telefon etsen 44 kişiyi ikna edemezsin. 60 kişiyi en az araman lazım. İkna etme. Yok. Kimse Galatasaray'ı bu durumdan çıkarabilecek hiç kimse adaylığı düşünmedi bile. Burak onlara o izni vermedi. Mahkeme sen de seçime girebilirsin dediği halde kendi de girmedi. İstiyor ki işte beni istifa ettirdiniz, beni ibra etmediniz. Görün bakalım. Görün bakalım. Dese bundan iyi bir karar alamazdı, uygulama yapamazdı. Dese. Dedi. Sesi yok. Dedi. Bundan sonra Galatasaray'ın başına geleceklerin bir numaralı sorumlusu benim için Burak Elmas. Ben öyle birine bırakayım ki beni aratsın. Orada biraz rövanşist bir duygum var. Hem de nasıl. Hem de nasıl. Ben Galatasaray üyesi olsaydım hala, ki yani ben bu kongrenin de zaten Galatasaray'a sahiplendiğini bilmiyorum. Kongreye belli gruplar belli hedeflerle geliyorlar. Bu belli hedef Galatasaray değil. Kendi kişisel grupları, grupsal hesaplar. Bunlar arka arkaya 3 kongre, 4 kongrede görünce gözlerimle istifa mektubuna öyle yazdım. Bu kongrenin üyesi olmak artık bana gurur vermiyor. İstifamın kabulü. Ama son zamanlardaki olan olaylar, hatırlarsın yazdık. Galatasaraylı olmak da bana artık keyif vermiyor, heyecan vermiyor. Ne olacaksa olsun ki bu Galatasaray camiası görsün. Kulübün nasıl bir felakete gittiğini görsün. Dibe vursun ki akıllansınlar.
oy verenler. Oy hakkına sahip 8000 üye var. 3000 kişi geliyor. Oylamaya da 1500'ü kalıyor. Şu durumdaki Galatasaray. Yani Burak Elmas'ın seçildiği kongreyi. Şu durumdaki Galatasaray. Kimsenin umurunda değil ya. Sonuna kadar seyrettim konuşmaları. Gecenin bir yarısına kadar. Herkes konuşmak için, kendini göstermek için çıktı oraya. Televizyonda görünecek, ertesi günde yolda rastladıklarına. Ay Bingil'e çok iyiydin ya. Yoksa Galatasaray'ın kaderi, maderi kimsenin umurunda değil. Onun için bu kongrenin de hiç zerre kadar kıymeti harbiyesi yok. İster o kazansın, ister bu kazansın. Umurumda değil. Daha biz çok seçim görürüz gibi geliyor bana. Hayır yani işler bir kişiyle kurtarılacak gibi değil. Alp Yalman liste yaparken su sporlarıyla kim meşgul oluyor? Yüzme, kürek, yelken, su topu bunların hepsinde Galatasaray Türkiye şampiyonluğuna yarışıyor. Spor kulübüydü çünkü. Trampolin atlama. Şimdi bak bunların hepsinin Türkiye şampiyonası var. Bu böyle bir su sporları şubesiyle meşgul olacak bir yönetici lazım. Basketboldan lazım değil mi? Voleyboldan lazım değil mi? Binicilik şubesi var galiba. Tabii. Binicilikle öyle yönetim seçilirdi. Kaç kere yazdım, kaç kere tekrar ettim. Alişe'nin bana söylediği. Hıncal dedi, Galatasaray'da en çok kıskandığım şey dedi. Galatasaray yönetim kurulu dedi. Şu kurula bak dedi. O kuruldan en az 5 başkan çıkar dedi. Dediği kuruldan hakikaten 5 tane başkan çıktı ya. Burak Elmas'ın kurulundan kendisi dahil başkan olacak adam var mı? Ya da Metin'in ya da Eşref'in. Bu Metin Öztürk'e de Eşref acaba Galatasaray'ın futbol dışında herhangi bir müsabakasını tesadüfen izlemişler mi? Ne? Onun için o kongre haftanın olayı molayı değil. Perişan halinin biraz daha perişan göstergesi o kadar. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hafta içinde Jorge Jesus'la Portekiz'de görüştü. Bizim arkadaşlar hatta gidişine haber yaptılar bir son dakika gelişmesi olarak. Sonra fotoğraflara basına da yansıdı beraber fotoğrafları. Evet hani tam olarak anlaşma sağlandı, transfer bitti demesek de ortada ciddi bir iletişim ve sonlanmaya yakın bir transfer görüşmesi var. Jesus gittiği takımlarda son 10-12 yılda hep şampiyonluklar yaşamış. Önemli bir kariyeri olduğunu, önemli bir CV'si olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Doğru seçim mi? Hep şunu konuştuk bir süredir. Ya işte İsmail Kartal böyle yaptı. Acaba yeni yabancı hoca mı? O mu? O mu? Şimdi gündemde Jorge Jesus var. Ali Koç'un başkan seçilmek üzere hazırlık yaparken sunduğu bir ekip vardı.
Yabancı. Futbol direktörü. Komolili kokulu. Ve teknik direktör. Komolili koku. Komolili koku ekibine göre onlar şuradaysa ki orada geçmişleriyle yaptıklarıyla oradalar. Hele Komolili. Jesus nerede? Ben Jesus'un aradığını ilk defa Ali Koç konuşmaya başladığı zaman duydum. Bu kaç, ne kadar dayandı? Komolili koku. Ama sorun Ali Koç'ta. O başka bir yer. İşte onlar düzelmedikçe, bu adamlar gelip gidecek. Ali Koç'un durmadan antrenör, teknik direktör değiştirmesinin sebebi kendini sağlama almak. Biri gidecek ki kabahat Hıncal'la demesinler. Ama bu tam bir eşik seçimi haline geldi şu anda. Çünkü öyle ya da böyle 2,36 puan ortalaması yakalamış bir İsmail Kartal var. Öte yanda da işte örneğin son Flamengo'da Güney Amerika Şampiyonlar Ligi dahil bütün kupaları kazanmış bir adam. Benfica'yla şampiyonluk yaşamış, Lisbon'la şampiyonluk yaşamış. Böyle bir hoca, işte kariyerli bir hoca. Yani Ali Koç'a yazmaz mı bundan sonra? Teknik direktöre atılacak bir şey yok. Çok eşikti Ali Koç çünkü. Ya Komolili ile koku yazmadıktan sonra Jesus niye yazsın ya? Ama o bir ilk adımdı ya. Bu artık niye dördüncü senenin sonu. Yani bir defa yaptığı insanlığa sığmaz. Kendinizi İsmail'in yerine koyun. Sen en kötü zamanında görev kabul etmişsin. Sırf Fenerbahçeli olduğun için. Ve sen Fenerbahçe'nin son senelerdeki en iyi sonuçlarını arka arkaya alırken her hafta Ali Koç'tan bir Avrupa haberi geliyor. Almanya'da Löw'le konuştu, bilmem nerede ondan konuştu, bilmem nerede bundan konuştu. Her maça çıkarken ve her maçtan çıkarken haber duyuyor. Ben çoktan lanet olsun demiştim, kapıya tekme vurmuş gitmişti. Bana saygısı olmayan, bana adam yerine koymayan. Al karşına açık açık konuş. İsmail kardeşim, sen bu sezonun sonuna kadar Fenerbahçe'yi şampiyon bile yapsan sen gidiyorsun. Sen Avrupalıların caretaker dedikleri geçici bir dönem hocası. Bu dönemi idare edeceksin. Sorun hiç önemli değil. Bu koşullarla senden anlaşma yapıyorum. Bu anlaşmayı da kamuoyuna ilan ediyorum. Deseydi birinci gün, bugün bu tartışmalar olmaz. Ama demedi. Niye demedi? İstiyor ki İsmail çırpınsın. Başarılı olursam Karabiğrim ümidine bağlansın ki Fenerbahçe'nin İlk dörde en azından girip Avrupa'da oynama hali olsun. Adam ilk dörde bırakıp iki kez soktu ya. Tabii. Yani Trabzon bu kadar arayı açmamış olsa Abdullah Avcı yapar mıydı bu hafta şampiyonluk başını bilmem. Böyle bir İsmail Kartal. Bu tipik Ali Koç kafası. Bu kafa değişmedikçe Fener'de hiçbir şey olmaz. Yani o tarafta Ahmet Nur Çebi, burada Burak Elmas vesaire vesaire, orada Ali Koç, Trabzon'a şampiyonluğu haftalar evvelinden ikram etmek için ellerinden geleni yaptılar.
bu kulüplerin, bu yönetimleri değişmedikçe, ama böyle değil. Eşref'i Metin mi diye değil. Gerisi hikaye. Yani Cesus İsa demek. Evet. Gökten İsa'nın kendisi gelse bu Ali Koç'la Fener'i düzeltemez. Şimdi Beşiktaş konuşalım biraz da. Valerian İsmail için o başlangıçta oluşturulan pembe tablo yavaş yavaş dağılıyor. 4 maçta 1 galibiyet olunca başlangıçta işte kenarda bir süper kahraman gibi duran Valerian İsmail için şimdi ömür biçmeler başladı. Geleceği sorgulanır oldu. Çok sabırsızız o kesin. Yani bizim futbol coğrafyamız böyle. Beşiktaş, Valerian İsmail birlikteliğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şimdi ben Valerian İsmail'in hem tavrı, hem kenarda duruşu, hem de oynattığı futbolla dedim ki Beşiktaş antrenör sorununu çözdü. Ama işte insanoğlu hep yanılıyor. Çünkü biz hep işler yolunda giderken değerlendiriyoruz. Yolunda gitmediği anda o işte Beşiktaş'ın hocası dediğimiz adam gitti, bir başka adam geldi. Baştan aşağı futbolcularını itham eder. Ben tertemizim ama bu takımın oynayanları da kenardakileri de hepsi de berbat. Bakınız Torrent. Bir hoca eğer paçasını sıyırmak için futbolcusunu itham ediyorsa onu derhal öyle bir tekme vuracaksın ki hatta Atlas okyanusuna düşecek. Avrupa'nın ortasına dedik. 100 karası bir hoca. Beşiktaş'ta geniş bir kadro var. Şampiyonlar Ligi için kuruldu. Bazı adamları da orada o adam yoksa başkasından yaratabilecek gücün olacak. Fenerbahçe'nin attığı Raşit'i orada yan yana resmimiz var. Galatasaray'ı transfer etti. Raşit Fenerbahçe'de santrfordu, kovuldu, Galatasaray'a geldi. Milli takım kaptanı stoper oldu. Fener'den kovuldu, bedava aldı Mustafa Deniz. Teknik direktörlük biraz da bu. Teknik direktörlük biraz da bu. Şüphesiz. Elindeki imkanlarla nasıl yaratacaksın? Şu kadrodan bir 11'i çıkaramıyorsun ve ondan sonra da bütün suçu futbolculara atıyorsun. Şimdi bütün bunları konuşurken tabii çölde bir vaha gibi hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçları yaşadık. Hani futbolu neden sevdiğimizi anlamamızı sağlayan maçlar oldu. Hele City Madrid maçı. İnsanın tadı damağında kaldı derler ya, öyle bir maç oldu. Takip ediyor musunuz? Kimi şampiyonluk adayı görüyorsunuz? Şampiyonlar Ligi şöyle bir pasımızı attı çünkü. Yani en güçlü takım görünen şey City. Gerçi biz bir Liverpool şeyimiz var bizim İncal abi. Bizim A Spor'da da öyle. Bir Liverpool damarımız var yani. Devre arasında Fatih Terim demişti ki, Fatih de İtalya'dan yeni gelmiş o sıralar aşağı yukarı. Yorumcu. Hmm, öyle.
Dedi ki, hiç hala kulağımda, ben İtalyan futbolunu iyi bilirim. Artık bunlar bu 3-0'dan bu maçı vermezler. Kupayı İtalyanlar aldı dedi. Ama asla yalnız yürümeyenlerin takımı, you will never walk ya alone. İkinci de öyle bir gürleş. Kimsenin aklına geldi. Yok ama öyleydi, hakikaten gelmez. Ama Liverpool'ların aklına hep geliyor. Ada futbolunun en büyük özelliği bu. Bitmeden bitmez. Burada yıllar evvel bir öğleden sonra geldim. Maç falan yok, şeyi karıştırıyorum. Neler var dijitalde diye. İngiltere'de takımların adını bilmiyorum. Açtım, skor 5-0. Ve arada şeyi gösteriyor. Ev sahibi takım 5-0 mağlup. Tribünlerini gösteriyor. Merdivenlerden böyle sırtı dönük giden adamlar. O giden adamlar hayatlarının aptallığını yaptılar. Ve kendi takımlarının tarihe geçecek bir zaferini izlemediler. 6-5 bitti maç. 5-0'dan. Adamlar kendi kalelerinde şike yapıp atsalar olmaz. Ama işte o maçın bitmeden, hakem düdük çalmadan bitmeyeceğine inanmak başka bir şey. Ada futbolunu, ada futbolu yapan bu. Evet. Sonuna kadar. Hakikaten başka bir futbol oynanıyor Premier Lig'de. 3-0'dı maç bu hafta. Gene hangi maç hatırlamıyorum. Uzatma dakikaların son dakikası oynanıyor. Mağlup takımın oyuncusu taca itirazdan sarı kart gördü. Ya 3-0 mağlupsun. 55 saniye falan kalmış. Orada tabelada yazıyor. Skorboard'da yazıyor kalan süre. Tacı sen atsan ne olacak? Öyle bir hırs var ki. Mağlubiyet falan önemli değil. Tabela önemli değil. Biz gazetecisine kadar tabelacıyız. Adamlar da her şeyiyle seyirci. Güzel oyun için oynuyorlar. Evet. Basketbolla bitirelim. Çünkü son günlerde basketbolda ard arda güzel haberler, keyifli maçlar yaşıyoruz. İşte Efes kazanırsa Final Four'a gidecek. Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu. Bursa takımı Partizan Olimpia derken Euro Cup'ta yarı finale kadar geldi. Keyifli işler oluyor basketbolda. Şimdi ben artık basketbolu sevmiyorum. Hakikaten. Neden? Abi parayı veren bastırıyor. 5 tane yabancı. He, yabancı ağırlıklı kadrolar yani, olduğu için diyorsunuz. Benim son zamanlarda merak ettiğim futbol, spor, voleybol. Orada da iyi gidiyor her şey. Özellikle Fenerbahçe, Vakıfbank, Eczacıbaşı arasındaki kız, ne o Sultanlar Ligi tabii mi? Tabii. Şimdi final geldi Fenerbahçe, Vakıfbank. Her maçları ilginç. Yani ilginç derken şunu söylüyorum, maçın bütününü söylemiyor. Öyle hareketler görüyorsun ki. Öyle mucize toplar çıkıyor ki. Akla hayale gelmez. Ya bu top artık kurtarılmaz dediğin top kurtarılmakla kalmıyor. O kurtarılan topa 3 metrenin gerisinden biri bir smaç çıkıyor, öbür tarafa sayıyor. Bir de ilgi de çok büyüdü. Voleybol ülkesi olmaya çünkü, doğru çünkü hızla yol alıyoruz. Her anında güzel bir şey seyrediyor. Doğru, doğru. Hakikaten öyle. Fenerbahçe bakıp ben ne onların ne onların. Galatasaray da bunların arasındaydı. Harika bir takım vardı. Bu rezil futbol takımına para harcamak için o takımı yok ettiler. Ama boş kaldığın zaman
seyrettiğim iki tane spor var. Biri snooker. Ona ben eskiden beri meraklıyım. Ve snooker'ın güzelliği şöyle. 40 yaşına da gelsen iyi snooker'cısın, hala oynuyorsun. Oynuyor, evet. Yani bu adam 40 yaşında hala spor yapıyor demiyorum. İkincisi kız voleybolu. Peki, biz de toparlayalım o halde. Ağzınıza sağlık Hınçalı abi. Teşekkürler. Değerli izleyenler, bu akşamlık da bu kadar efendim. Yeni programlarda birlikte olalım. Hoşçakalın.